3, 2, 1, oyun! Sen görsene. Burada. Tam burada, buralarda hissedersin kamerayı zaten. Kısa filmde çok özgürsünüz yani. Müthiş biçimsel, deneysel şeyler yapabilirsiniz. Görsel yeni bir şey deneyebilirsiniz. Kurguda bambaşka bir şey deneyebilirsiniz. Birileri geliyor oraya, oturuyor ve yaptığınız işi izliyor. Zamanla çalıyorsunuz onun. Yani 20 dakikasını, 30 dakikasını çalıyorsunuz. Birine bir şey göstermek müthiş bir sorumluluktur. Vaktini alıyorsun. Ben senin 1,5 saatini alacağım. Ben senin 15 dakikanı alacağım. 15 dakika çok kıymetlidir. O kıymeti vermek gerekiyor. Uzun metraj yaptığınızda illaki bir dağıtım ağına girecek ve dağıtımcıyı ve sinemayı artık ikna etmek zorundasınızdır. Kısa filmde böyle bir zorunluluğunuz yoktur. Yani festivallere gönderebilirsiniz ya da hiç festivale göndermeyip kendiniz de bunu yayınlayabilirsiniz. Festivalin bütçesinin ne kadar olduğu önemli değil. Bana kalırsa ruhu önemli. Nasıl ciddiye alıyor mu? Önem veriyor mu? İzleyiciye ulaştırmaya çalışıyor mu? Bence bu önemli. Biz yoldaki kediyi çekerken hiçbir kimseden bütçe desteği almadık. Kendi kendimize yaptık. Ama sponsorlar bulduk. Herkes gönüllü olarak çalıştı filmle falan. Mekan sponsor oldu falan. Bir sürü artıları vardı. Hayattayız da mesela başka bir fonlama sistemine gittik. Fongogo'dan işte Public Foundation açtık ve insanlar oraya hakikaten gönüllerinden ne koparsa bir şey yatırdılar ve o sayede çektik. Türkiye'de fon genellikle bakanlık ve bakanlık destekli senaryo yarışmalarıyla oluyor. Kısa film yapımcı sayısı çok az. Asıl amaç zaten bunu sağlamak, bir yapımcıyla iş yapmak. Çünkü sadece fon desteği olmuyor yapımcıyla çalıştığın zaman. Daha sistematik ilerliyor. Set daha rahat oluyor. Daha profesyonel oluyor. Hem oyuncular rahat ediyor. Hem sette herkes yapacağı şeyi biliyor. Daha ciddi bir şey oluyor. Yönetmen sete düşer derim ben hep. Tepeden bulutların arasından düşersin sete. Çünkü etrafında 50 kişi vardır. O 50 kişiye bir şey anlatman gerekir ve hayalini anlatman gerekir. Bunu doğru anlatmanın yöntemleri var, o yöntemleri görmüş oluyorsun. Öte yandan hayalinde de o sinefil olduğun taraftan çok sevdiğin filmler var. Onların da resimlerini canlandırman lazım. Dolayısıyla bunlar böyle bir bütün. Yani eğitim, bir okuldan eğitim almakla, sonra sette bunu pratik etmek, izlediğin filmlerle bunları kıyaslamak bir bütün. Hepsini yani birbirinden ayıramam ben. Bunları böyle bir arada düşünmek lazım. Hala film izlemeye devam etmek zorundadır yönetmen. Yani çok iyi yönetmenlere bakın, film festivallerinde sürekli film izlerler. Yani artık ben oldum diye bir aşaması yok bunun. Buraya niye geldim biliyor musun? Hazır adresini bulmuşken yüzüne tükürmek için. İşte orada. Daha dün ne yediğini bile hatırlamayan bir adamı git yüzüne tükür o zaman. Dolayısıyla bizdeki bakış biraz daha öğrenci filmi mantığından biraz da çıkıyor aslında. Çıkmaya başlamalı da diye düşünüyorum. Çünkü kısa film bir deneme alanı yani. Bence çok usta yönetmenlerin de denediği kısa filmler var. Dolayısıyla burada sadece hikayeye bakmak lazım. Hikayem benim kısa film hikayesiydi ve kısa film çektim. Orta metraj hikayesi olsaydı orta metraj çekecektim. Uzun metraj hikayelerimi kalkıp kısa film yapmam. Birazcık daha amatör kafa vardı yıllardır. Nasıl söyleyeyim? Öğrenci işi algısı vardı. O kırılmaya başladı Türkiye'de de. Sektörde çalışan yardımcı yönetmenler onlar çekmeye başladı. Ama şöyle bir algı var. Bütçe büyüklüğü filmi iyi yapmıyor aslında. Bana kalırsa daha sistemli bir set, iş planı iyi, herkes ne yapacağını biliyor. Böyle bir set düşük miktarda bile olsa bütçesi çok güzel film çıkmasını sağlıyor. O zaman öğrenci kafasından kurtulmuş oluyor. Kestik. Thank you.